Sayın Elvacıoğlu, sizden de bir yorum alalım. Sorun şu, yani bu kurumlar meselesi bağlamında Daramacıoğlu'nun tezi üzerinden gidersek, kurumlar belirleyici midir? Yoksa kurumlardan daha belirleyici etkenler mi aslında toplumların refaha ulaşmasını sağlıyor? Bu konuda sizin de kısaca değerlendirmenizi alalım. Sonra çürüme meselesine Türkiye'de ilgilendiren boyutuyla gireceğiz. Birkaç noktaya yanıt vermek istiyorum ben, tartışmak istiyorum. Bir kere çok geniş bir konuyu tartışıyoruz. Evet. Yani gerçekten kalkınma, modernleşme, gelişme, modernite gibi son derece geniş, kapsamlı ve tarihte de derinleşen. Yani son 500 yılı falan, hatta belki daha da... Dolayısıyla 3 saatte biz çok yüzeysel gireceğiz. Yani mecburen yüzeysel bir şekilde... Gılgamış'tan beri geliyor. Yani başlangıcı olduğu için söylüyorum. Sömürgecilik olarak alırsak... Yani 5000 yıllık falan bir tarihten bahsediyoruz. Tabii bütün tarih neredeyse diyebiliriz. Yani devletin ortaya çıkışıyla eşanlı bir tarih. Esas yoğunlaştığımız şeyin Acemoğlu'nda yoğunlaştığı kapitalizm ve sömürgecilik dönemi ve bu son şey dönem. Şimdi tabii ki yani coğrafyanın belirleyici olduğu tezi gerilerde kalmış bir tez. Evet. Yani tabii ki etkisi var, coğrafyanın etkisi var ama belirleyici hiç konuşmuyoruz ama bir dönem bilim adamları tırnak içinde ciddi ciddi ırk, beyazlık, siyahlık, bütün bunları refahın belirleyici nedenleri olarak tartıştılar ve bunlar tamamen şimdi bilim dünyasından kalkmış dışında, oldu. Dışında kültürün belirleyici olduğu fikri de çok kaba bir Avrupa merkezci fikirdir. Yani beyaz adamın batı kültürünün üstün olduğu, doğunun veya İslam kültürünün falan geride olduğu, yani geri kalmışlığı, gelişmemişliği veya gelişmişliği kültürle açıklamak da oldukça kaba ve geride kalmış bir şey, fikir. Şimdi burada esas tartışmamız gereken, eğer genel bir konuyu konuşuyorsak şu: kapitalist sömürgecilik ve emperyalizm olgusu. Evet. Ya yani kurumlardan önce, yani hangi kurumların kurulacağı veya işte o kurumların nasıl yönetileceği filandan önce esas belirleyen olarak kapitalist sömürgecilik, emperyalizm öncesi dönem ve emperyalizmi esas belirleyici olarak şey yapmak lazım, almak lazım. Ben neden Acemoğlu alabilir de Samir Amin alamaz veya ne bileyim Paul Sweezy, Harry Magdoff, onlar da 20. yüzyılın şeyleri, büyük iktisatçıları, neden onlar alamaz derken emperyalizm bir kısmının emperyalizm olgusuna özel önem verdiği, emperyalist sömürü ve öncesi kapitalist sömürgecilik olgusuna özel önem verdiği ve açıklamalar yaparken gelişmemişliği veya gelişmişliği açıklarken esas olarak o noktadan yola çıktığını söylemek istiyorum. Böyle yola çıkanlar ve bu eleştirileri getirenler Nobel ödülü alamıyorlar. Yani bu çok net. Eğer alan bir Sovyetler Birliği'nden veya ne bileyim başka bir Doğu ülkesinden, Çin'den, şuradan burada alan varsa da aslında bakarsanız, şey yaparsanız, bilim ödülleri hariç tutuyorum bunu, kendi sistemlerine eleştiri getiren, mesela edebiyat ödülü öyle, Pasternak almış, Solzhenitsyn almış edebiyat ödülü, bunlar sisteme eleştirisi yapan şeyler, bunlar alabilmiş ancak. Şimdi esas belirleyen olarak kapitalist sömürgecilik ve onun devamı olan emperyalizmi şey yapıyorum, alıyorum. Nereden bunu kanıtlamaya şey yapalım, çalışalım? Yani son 100-150 yıla, 120 yıla baktığımız zaman Doğu ülkeleri, yani gelişmiş kapitalist ülkeler dışındaki ülkeler, Batı ülkeleri dışındaki ülkeler, bunun en önemli işte Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri modernite yoluna, gelişme yoluna nasıl girmişler? Nasıl girmişler? İki yolla girmişler. Bir tanesi emperyalist müdahale yoluyla, sermaye ihracı ve emperyalist müdahale yoluyla. Ve daha öncesi sömürgecilik yoluyla girmişler diyelim. Evet. İkincisi, özellikle de 20. yüzyılda bu emperyalist müdahaleye ve emperyalist sömürüye karşı mücadele ederek, onunla savaşarak ve kendi vatanlarını, ülkelerini, toplumlarını kurtararak gelmişler. Değil mi? Sovyet devrimini söylüyoruz. Hadi Sovyet devrimi diyelim ki bir Avrupa ülkesi denebilir ama Sovyet devrimi 1917'de, 1919'dan sonra Alman devrimi yenilgiye uğradıktan sonra bir Doğu devrimi haline dönüşmüştür esas olarak. Yani Lenin'in filan da söylediği gibi. İkinci büyük devrim, çok büyük devrim Çin'de olmuştur. Ve ondan sonra
nerede? Küba'da olmuştur. Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya falan gibi bir ülkelerde evet. olmuştur. Aynı zamanda ulusal kurtuluş mücadeleleri. Yani bu ülkelerin modernite tarihleri, gelişme tarihleri, modernleşme tarihleri emperyalizme karşı mücadeleyle olmuştur. Bir kere bunu koymak lazım. Net bir şekilde ortaya koymak lazım. Ve bunun üzerine tartışmak lazım kurumları falan. Evet. Şimdi mesela Çin bir istisna mı? Ya Çin istisna olacak bir ülkedi ki. Dünyanın dörtte biri. Ya şimdi Çin'den Avrupa'nın iki katı. Bütün Avrupa'nın nüfusunu toplayın. Şeyde dahil, Doğu Avrupa'sı ve Rusya'nın Avrupa kısmında dahil olmak üzere onun nüfusunu toplayın. 12 katı, iki katı bir nüfusa sahip. Amerika'nın dört katı. Amerika 300 milyon desek, 300 küsur milyon desek 5 katı. 350 milyon civarında. Şimdi 4 katı, 5 katı kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Yani siz de gitmişsinizdir. Yani ben de 25-30 yıl kadar önce gitmiştim Çin'e. Oranın Sanayi Bakanı'yla görüşme yapmıştık. Bir kadın şeydi, siyasetçiydi. Ya biz dedi 10 yıl içinde şeyi yok edeceğiz. Açlığı yok edeceğiz. İşte 25 yıl içinde İspanya düzeyine geleceğiz. 50 yıl sonra da Amerika, ABD düzeyine geleceğiz diye böyle güzel güzel anlattı. Gerçekleşti o. 2021'de tabii, İspanya yani, biz de dinledik tabii. Yani 3 gün sonrasını bilemeyen ülkenin devrimcileri olarak bunu güzel güzel dinledik. Ama çünkü dediğim gibi devlet planlama teşkilatı, kurum konuşuyoruz ya, kurumlarımız evet. yok. Yani 5 yılı planlayan kurumlar bile evet, yok artık. Planlasalar da uygulatılamıyor. Yani, o ayrı tabii. Yani Çin, şimdi Çin'i düşündüğünüz zaman 1,5 milyarlık bir ülkenin, nüfusu olan bir ülkenin ve bir kıta devletinin, Avrupa'nın iki katı kadar bir kıta devletinin İspanya gibi olmasından evet. söz ediyoruz. Yani İspanya'nın İspanya olması tamam, o da zordur ama mesele değil. Ama koskoca muazzam bir dünyanın işte dörtte birinin diyelim bir İspanya olması müthiş bir şeydir, olaydır. Onun için Çin hani bir istisnadır deyip şey yapılamaz, geçilemez. Çin'i şeyle karşılaştırmak lazım. Eğer ille karşılaştırmak istiyorsak Hindistan'la karşılaştırmak lazım. Benzer nüfusları olan, benzer genişlikteki, aynı şekilde 20. yüzyılın başında yola çıkmış olan. İç savaş yaşadılar, sömürgelerdi. Hatta Çin, yani Hindistan diyelim ki uzun bir süre sadece İngiltere'nin sömürgesi tabii, ama tabii, Çin'de Çin. Aynı zamanda Almanların Japon işgali var. Japon işgali var. Tabii. Bir tarafta İngiliz, Hong Kong bölgesi işgali var. Tabii. Aynı anda birkaç ülke yani işgali var. Yani şunu diyelim, Çin 1910'larda, 20'lerde, 20. yüzyılın başlarında işte Çinliler ve köpekler giremez evet. denilen, sömürgeciler tarafından denilen, çekçek arabalarıyla sömürgecileri taşıyan bir afyonkeş, afyonlaştırılmış bir ülke idi. Hindistan'da da neler yaptığı biliniyor zaten İngiliz sömürgeciliğinin. Şimdi gelelim 100 yıl sonraya geldiğimiz zaman, yani Çin'in muazzam bir gelişme içinde olduğunu şey yapıyoruz. Görüyoruz. Bütün toplumsal olarak görüyoruz. Bu önemli. Ve bunu nasıl yaptı Çin? Devrim yaparak. Emperyalizme karşı devrim yaparak ve kendi toplumunu, halkını seferber ederek yapabildi Çin bunu. O yola girebildi. Hindistan bunu yapamadı. Hindistan da gelişiyor. Dünyanın şu kadar büyük ekonomisi olan ama Hindistan'ın içine baktığınız zaman o kas sisteminin İnanılmaz biçimde yeniden devam ettiğini şey yapıyoruz. Görüyoruz, biliyoruz. Veya başka ülkelerle karşılaştıralım. Kuzey Kore, Güney Kore. Kuzey Kore tamamen yıkılmış bir ülkeydi. Tamamen yok edilmiş, yıkılmış bir ülkeydi. Hatta şunu Kuzey Kore'ye de gittik biz. Yani Pyongyang'ı gördüğüm zaman dedim ya bu ne biçim bir kenttir. Ağaçların boyu bile aynı. Binalar son derece şey gibi, maket, o mimarlar bir maket yapar ya onun gibi falan. Dedim ya bu nasıl oluyor falan bir sormuştuk. Dedikleri şu, tamamen dümdüz edildi bombardımanla, Amerikan bombardımanıyla. Ve ondan sonra özel mülkiyet de fazla yok, istediğiniz gibi kurduk dediler. Tamam mı? Yani ambargo altında büyük güçlerin sürekli şey yaptığı, bastırdığı ve yok etmeye çalıştığı bir ülke. Diğer taraftan Güney Kore'si tamamen desteklenen,
emperyalizmin, kapitalizmin bir örneği olarak tamamen desteklenen bir şey, ülke. Ve Güney Kore'deki biz sadece şey rakamlarına bakmayalım, büyüme falan rakamlarına bakmayalım. Tabii ki önemli büyümesi var ama oradaki çeşitli makas şeyler, çok filmlerden toplumlar, inanılmaz yani oradaki arasında. Gelir dağılımı arasındaki veya sınıf çatışmalarının ne durumda olduğunu da şey yapıyoruz. Biliyorum. Neyse. Yani bu örnekleri neden veriyorum ben? Esas belirleyen olarak emperyalizmi koymazsak, emperyalist sömürüyü koymazsak çözümsüz kalırız. Yani sadece kurumlara ilişkin kalırız ve çeşitli ülkeleri şey yapamayız, anlayamayız. Ve bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Türkiye'dir ya. Başka Çin'e falan bakmaya gerek yok, Kore'ye, Güney Kore'ye falan. Türkiye'ye baktığımız zaman, yani Türkiye ne zaman bir geri kalma, gelişme şeyine girdi? Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemlerine girdi. Değil mi? Çeşitli kurumlara, sadece Batı kurumlarını getirmedi. O köyüstleri falan filan, eğitim şeyleri. Aynı zamanda Sovyet deneyinden de önemli ölçüde Bulgar aldı. Etkisi de var orada. Tabii. Ne zaman biz geri kalmaya başladık ve bugün artık ayyuka çıktı, bir çürüme noktasına geldi. Özellikle 1950'den sonraki NATO'ya girme süreci, emperyalizme tam teslim olma süreci ve şeyi bırakma. Orta çağ karanlığında işte ağalıktı, tarikatçılıktı, cemaatçılıktı falan gibi kurumlara karşı mücadeleyi bıraktıktan sonra orta çağ kurumlarıyla böyle hesaplaşmanın kesildiği dönem. Orta çağ kurumlarına teslim olundu, emperyalizme tam teslim olundu ve bunun gelinen nokta da budur. Yani oraya da, Türkiye'ye de baktığımız zaman salt ve üst yapı kurumlar olarak değil, daha alttaki neden emperyalizme karşı olup olmama olarak peki hocamın şunu söylediğini, yani her ülkede başka etkenler daha öne çıkar tezine katılıyor tabii musunuz ki, tabii Sayın ki. Kalaycıoğlu? Hani şurada tamam coğrafyadır, burada kurumdur, burada biraz kültür daha öne çıkar. Çıkabilir. Tabii ki, tabii ki. Yani o detaya indiğimiz zaman hakikaten hepsini ayrı ayrı incelemek lazım ve hocamın dediği şey de çok doğru. Yani toplum bilimler öyle şey gibi, doğa bilimleri gibi, fizik gibi, kimya gibi şey yapamazsınız. Yok çünkü. Güneşin ne zaman tutulacağını dakika dakika saniyesiyle şey yaparız. Evet. Ama bir ülkede ne zaman devrim olacağını o şekilde hesaplayamayız. Yani hiçbir zaman da hesaplayamayız. Asteroidin üzerine Japonlar çamaşır makinesi büyüklüğünde bir tane aleti gönderdiler. Evet. Asteroid minicik bir şey. Üstüne yani tutulabilir. Gözle bile gözükmüyor tabii, dünyada. Tabii. Onun üzerine kondurdular şimdi. Tabii. Bu kesinlikle bir şey biz yapamıyoruz. Onu, yani o yani o bilimin, toplum bilimleriyle doğa bilimlerinin bir şeyidir o. Farkıdır. Hiçbir zaman da bunu yapamayız. Yani insan unsuru olduğu için yani gelişmemiştir toplum bilimleri. Geliştiği zaman da aynı kesinlikle tespit edeceğiz diye bir şey de yok. Çünkü ikisi ayrı alanlardır. Ama detay bir tartışma. Hatta toplum bilimleri bilim demeyenler evet de var. Şimdi dilerseniz, yani bu çok derin bir konu. Bir şey daha var. Bir noktayı onu da tamamlayın, daha şey yapayım. Meselesine geçmemiz lazım. Bir noktayı da, tamam haklısın. Tamam. İspanya, Portekiz ve İngiltere şeyi var ya, karşılaştırması evet var ya. Bunlar kapitalizmin farklı iki dönemi. Yani İspanya ve Portekiz'in ön aldığı dönemler, özellikle o Güney Amerika'ya falan şey yaptıkları dönem, kapitalizmin daha ilk nüve halinde olduğu evet ve ilk birikim şeyi dönemi. Dünyayı da yani biz sermaye ihracı ikiye böldükleri, paylaştıkları dönem. Biz sermaye ihracı, orada bazı kurumlar oluşturma falan diye dertleri yok. Evet. Onlar maceracılar, korsanlar gitmişler orada, talan etmişler. Yağmalıyorlar işte, yani istihraç dediği ya veya çıkarma dediği. Tabii yani oradaki kaynakları bütün altın başta olmak üzere talan etmiş, yağmalamış Avrupa'daki kapitalizmi ilk birikimini oluşturmuş. Önemli ölçüde bunlar. İngilizlerin ön aldığı dönemler, Fransızların ön aldığı dönemler ise kapitalizmin daha sonraki, yani endüstri döneminin yavaş yavaş başladığı dönemler. Ama şunu da hesap edelim. İngilizler Kuzey Amerika'da soykırım yaptı ya. Evet. İnanılmaz bir, yani dünyanın en büyük soykırımını yaptı. Oradaki bütün yerleri yok ettiler. Orada köle emeği sorunu da var. Köle emeği, tabii. Köle plantasyonlarda yani, Afrika'dan getirilmiş köle gücü. Köleciliği yeniden hortlattılar bunlar. Olmazsa o refahı açıklayamayız. Yani refahın çok önemli bir etkeni. Oradaki Afrika kökenlilerin Amerika'da evet vatandaş olarak kabulü 1960'lara kadar falan süren bir süreç. Tabii. Yani hala sorunlu. Yani dümdüz ettikten sonra ve orayı tamamen yok ettikten sonra oradaki şeyi, ondan sonra kurumlarını şey yaptılar, kurdular oraya. Evet. Da peki, teşekkür ederim. Ediyorum. Dediğin gibi çok geniş bir konu. Bizim 3 saatte bu konuyu ele almamız
Bir ufak noktaya, iki cümleyle. Yani mesela İngilizlerin gittiği tek yer Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada değil. Hindistan. Hindistan var. Tamam. Hindistan'da da demokrasi bir şekilde yürüyor. Temel itibariyle. Şu anda biraz sorunlu ama dünyada birçok yerde sorunlu. Fakat onun dışında mesela Orta Doğu var. Evet. İngilizlerin bulunduğu. Evet, tabii. Aynı zamanda İngilizlerin bulunduğu Güney Amerika var. Evet. İngilizlerin bulunduğu Afrika işte var. Afrika ülkelerinin birçok yerinde, Güney Afrika dahil vesaire. Şimdi buralardaki görüntü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada değil. Yani burada bir tür kurumlar, öbür tarafta başka tür kurumlar uygulandıysa, o zaman ortada bir başka değişken daha var. Evet. O değişkeni de bulmanız gerekiyor. Evet, çok geniş bir konu. Evet. O yüzden burada noktalayalım. Çünkü Sayın Solmaz Türk'e geçeyim ve yeni konumuzu başlık